Sayın hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlarım, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. 9 Eylül Üniversitesi Dil Bilim Topluluğu'nun bu yılki son konferansında da bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz yıl çalışmalarımıza başlamış, ilk yılımızı 5 konferansla kapatmıştık. Bugün ise yılın 8. konferansını düzenliyoruz. Gelecek yıl bu sayıyı daha da arttırmak, organizasyonun üstlendiği Ulusal Dil Bilim Öğrenci Kurultayı'yla da taşlandırmak istiyoruz. Ayrıca kurs, gezi, film gösterimi ve oryantasyon etkinlikleriyle üniversitemizin en aktif öğrenci topluluğunu yarattık. Bunun için de gururluyuz. Bu yılın kapanışında böylesine geniş katılımlı bir etkinlik de yapıyor olmak da son derece mutluluk verici. Ancak bu katılım düzeyini konuk hocamıza borçluyuz. Bugünkü konuğumuz biyoloji bölümümüzden yardımcı doçent doktor Kerem Canlı hocamız. Bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hocamız lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra üniversitemize geçti. 2013 yılında yardımcı doçentlik ünvanını aldı ve an itibariyle biyoloji bölümü botanik anabilim dalında görev yapıyor. Dilim biyoloji temelleri bizim için son derece heyecan verici bir konu. Buna yönelik derslerimiz de bölümümüz öğrencileri tarafından oldukça ilgi görüyor. Bu nedenle bu konuda uzman bir hocayı ağırlamak da bizim için hem mutluluk hem de heyecan verici. Ben sözü daha fazla uzatmadan kendisini sadece lazım. Öncelikle hoş geldiniz sayın hocalarım, sevgili öğrenciler. Sizlerle olmak benim için büyük bir mutluluk. Bugün biraz farklı bir konu başlığıyla dilin 3 milyar yıllık bir olduğunu, çünkü dil için genelde kimse 3 milyarlık bir uzun süreçten bahsetmiyordu. Neden 3 milyarlık bir süreçten bahsettiğimi de sunumun sonunda anlatmış olacağım. Öncelikle evrim nedir, ne değildir şeklinde bir başlangıç yapmak istiyorum. Çünkü herkes evrimden bahsediyor. Bakıyorum yolda dolmuşçu taksiyle kavga ediyor. Evrim var, evrim yok. Dışarıdan şöyle şaşkın bakıyorum. Bu kadar tartışılacak bir konu mu biz? Bu tartışmanın neresindeyiz bilim insanları olarak? Daha sonra sosyal hayvanlar devrimi, sosyal hayvanlar evrimi. Bu noktada aslında iletişimin ne kadar önemli olduğunu birlikte göreceğiz. Daha sonra doğa ve iletişim, hücreden insana uzanan iletişim ihtiyacı, insanda iletişim evrimi ve yavaş yavaş insanı irdelerken, insan beynini anlarken size yardımcı olan afaziler ve dilin beyindeki durumu, dilin içsel ve dışsal evrimi, bütünleyici bir biyolog bakış açısıyla olaya nasıl yaklaştığımız ve beynin kendisiyle sohbeti şeklinde bir sonuç olacak. Yol haritasını özellikle vermiş bir başta bir pür evrim anlatacağım. Dil bunun neresinde gibi bir kaygı oluşmasın için. Lamarck dedi ki kullanılan organ gelişir, kullanılmayan kırılır. Ve bunun nesilden nesile aktarılarak büyüdüğünü savundu. Lamarck çok güzel bir soru sordu. Cevabı yanlıştı.
ama bilim adına soru sormanın ne kadar önemli olduğunu bize ispatladılar. Çünkü Darwin'in cevapları aslında Lamarck'ın sorusunu karşılamadı. Lamarck'ın sorusunu ancak genetik bilimini öğrenmemiz için. Ardından Darwin. Evrim teorisi bile denmiyor. Artık evrim sentezleniyor genetik biliminin ilerlemesiyle. Bu sentezi yaparken Darwin'den çok şey öğrendi. Çünkü Darwin'in zayıf olanın yaşayamadığı, güçlü olanın genlerini aktardığı, tabii o dönem için gen kavramı yoktu, özelliklerini aktardığı teorisi ve doğal seleksiyon yaklaşımı evrimi anlamamıza sebep oldu. Ama bakıyoruz burada bile, bu bilimsel süreçte bile, nasıl işte şimdi tartışmalar çok keyifli değil. O dönemde de Darwin'in zayıf olan ölür dediği yaklaşım Marksist düşünce dünyaya hakim olunca reddedilmiş. Zayıf olan niye ölüyor ya? Herkes bütündür, ölmesin onlar da. Bir yaklaşım da Marksist düşüncesini 1900'lü yılların başına kadar taşımış. Ardından genetik bilimi. Bilgilerin genle aktarılması. Şimdi ama sanırım çözdüm. Genetik bilimiyle biz artık özelliklerin genlerle aktarıldığını ve bu genlerle aktarılan özelliklerin bir şekilde canlıları çeşitlediğini biliyoruz. Şimdi bunları yavaş yavaş detaylandırır. Peki her şey genlerde midir? Çevresel faktörler hiç etkili değil midir? Bu canlılıkta da sanıyorum dil bilimde de en çok tartışılan konulardan birisi. Bu sigorta panelindedir genler. Hazırdır. Çevresel koşullarda açılmaya hazır bir sigorta kutumuz varsa, burada bir basamağınız varsa o özelliğe sahip olabilirsiniz. Ama böyle bir geniniz yoksa, o özellik açılmıyorsa, açılacak bir özellik yoksa, çevresel koşullar değişse bile öyle bir özelliğe sahip olamıyorsunuz. Bir GSR firmasının reklamlarını sanırım tanıdınız bu ayda. İsmini hatırlayan var mı? Okapi. Okapi. Peki ne demişti o reklamlarda bu hayvan için? Ne zebra, ne eşek gibi bir şey söylenmişti. Oysa en yakın akrabası slide geçerse en yakın akrabası zürafalar. Okapi'nin ve zürafanın şu anda dünyada yaşayan ve yakın akraba olarak nitelendirebileceğimiz tek akrabası. Birazdan okapiye geleceğim. Ama zürafalar evrim sürecini anlamamızda görsel olduğu için bizi çok aydınlatmış bir cevap. Zürafaların boyunları niye bu kadar uzun? Benim dersim alanlar bunu biliyordur ama bilmeyenler için sadece söyleyeyim. Zürafalar eskiden böyle uzun boylu değil, o kapıyı gördüğünüz gibi böyle o şu anki dünyadaki atlar, eşekler gibi bir yapıya sahipti. Ama bulundukları coğrafyada kıtlık başladı. Yerlerde ot yok. Bir şekilde ağaçlardaki otu yemeleri gerekiyor. Ağaçlardaki otu haliyle birazcık uzun boyuna sahip olanlar ki bu o dönem için 2 santim, 3 santimlik bir fark hayatta kalabildi. Çünkü birkaç yaprak yedi. O yaprakları yemeyen öldü. Sonra ne oldu? O yaprakları yemeyen ölünce yiyebilenler kendi aralarında çiftleşti. Bunu bir tablo üzerinde açıklamaya çalışacağım. Burada 1000 birey var işte, 1005 birey olarak yapmışım. Uzun boyun yine olmayan 1000 tane birey. Boyun uzun olmadığı için yapraklara uzanamayan 1000 tane birey. Açlıktan öldü bunlar. Burada boyunu sadece 3 santim, 5 santim, 7 santim uzun olan az sayıda birey hayatta kaldı. Çünkü onlar o kıtlık zamanında yapraklara ulaşabildiler. Sonra ne oldu ki burada A geni B geni C geni diyorum çünkü A genine sahipse boynu 3 santim uzun.
D genine sahipse 5 santimetre. C genine sahipse 7 santimetre. Çünkü özellikleri tek bir gen kontrol etmez. Atıyorum benim kolum uzun, yanıma bir arkadaş geliyor, onun da kolu uzun. Aynı gene sahip olduğumuz için değil. İkimizde de farklı genlerde kolumuzun uzun olmasını sağlayan özellikler oldu. Sonraki jenerasyona geçiyoruz. Rekabet devam ediyor. Rekabet devam ettiği için artık boyuna 3 santim uzun olanlar da ayakta kalamıyor. Çünkü o yapraklar zaten yani. Bu sefer bakıyoruz işte 5 santim uzun olanlar, 7 santim uzun olanlar hayatta. Bununla birlikte bir önceki jenerasyonda zaten narkenda da çiftleştiği için bu genlerin birleşmesiyle A ve B geni birleşmesiyle 8 santim, 10 santim, 12 santim boynu daha uzun olan canlılar ortaya çıktı. Şimdi diyeceksiniz, peki önceden bunlar niye kendi aralarında çiftleşmiyordu? Çünkü o zaman bunların sayısı o kadar azdı ki diğer 1000 tane hiç gen sahibi olmayan bireyle çiftleşme ihtimalleri daha yüksek. Ancak o 1000 de tutulduğu için zaten çiftleşecek başka bir canlı kalmadı. Bu gene sahip olmayan kalmadı. Zaten evrimin bu gibi ciddi özelliklerinin ortaya çıkışına baktığımız zaman hep ölüm var. Hep o türün çok büyük bir kısmının yok oluşu var. Ve hayatın bir şekilde devamı için direnmesi var. Ardından bir jenerasyon daha geçiyor. Çünkü burada da bunlardan ölenler var. Bakıyoruz A, B, C gene bir araya geliyor. Ve boyuna 15 santim daha uzun bir canlı. Bu sürecin sürekli devam ettiği, bu rekabetin sürekli devam etmesi sonucu çok sayıda boyun uzunluğuna sebep olan gen tek bir bireyle birleşiyor. Ve bakıyoruz 2 metre boyuna sahip yeni bir canlı ortaya çıkmış. Ve biz ona zürafa diyoruz. Peki, az önceki canlımız Okapi zürafayla bir şekilde akraba gibi. Zürafadan ayrıldı ve farklı özelliklere taşımaya başladı. Neden? Çünkü bu o kıtlık zamanında farklı bir bölge buldu. Ağaçların arasına saklandı. Renk değiştirdi çünkü ağaçların arasında bir şekilde gizlenmesi gerekiyordu. Boyun uzatmasına gerek yoktu, orada kıtlık yoktu yerleştiği bölge. O yüzden zürafa orada boynunu bir şekilde uzatarak hayatta kalmaya çalışırken o kapıya bulunduğu çevrenin koşullarına göre farklı özellikleri ön plana çıkmışın o genler bireylerle birlikte. Bu resme bakınca iştahı açılan var mı? Şöyle bir tavuk olsa da yesek. Şeklini düşünen. Yok sanıyorum. Peki biz böceklerin lezzetsiz olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar işte Çin'de gıda sıkıntısı nedeniyle böcekleri tüketmeye çalışıyorlar ama kulavaç yapıyorlar, kokusunu gideriyorlar. Kokusunu gidererek yemeye çalışıyorlar. Peki bu böcekler niye lezzetli oldu? Sarılar çok lezzetli, onları ye. Şu mavi de al ikram edeyim.
Sonra bir tanesi arada bir mutasyon geçirdi. Ve dışındaki kabuk o lezzetli glikozla kitin tabakasına döndü. Ve lezzetsiz bir şeye dönüş. Ardından hayvanlar bakıyor. Ya şu sarıları ye de bu kahveleri olan bozuk galiba ya, iade mi etsek modunda bir yaklaşım. E ne oldu, hayvanlar sarıları tüketmeye başladılar. Mavileri tüketmeye başladılar. Ama bu kahverengi olanı yok ya, bu lezzetsiz diye yemedim. Yani lezzetsiz olmak bu böceğin soyunun devam etmesine ama lezzetli olmak da diğer böceklerin soyunun tükenmesine sebep oldu. Evrim bazen böyle komiklikler yapabiliyor. Baktığınız zaman sürece ilginç canlıların nasıl hayatta kaldığının çok eğlenceli hikayeleri var. Ara geçiş formu. Hep böyle bakıyorum tartışmalarda ara geçiş formu. Nedir bu ara geçiş formu? Ucubelerden bahsediyor. Ara geçiş formu diye bir şey yok. Ara geçiş formu benim. Ara geçiş formu sizsiniz. Evrim böyle durup da hadi arkadaşlar evrim geçiriyoruz şeklinde olan bir süreç değil. Dolayısıyla ara geçiş formu gelecekteki canlıyla geçmişteki canlı arasındaki yaşayan canlı. Geçmişte yaşamış, yok olmuş canlıya ara geçiş formu. Ama insanların kafasında bu hep şöyle yerleşmiş. Sanki bir tür karar verdi. Hadi şimdi gidelim bir insan olalım biz ya. Ama arada da böyle insan olurken kademe kademe bir şeyler bırakalım. Hayat akışkan. Hayat sürekli değişiyor. Hayatın bu değişme sürecinde ara geçiş formu gibi böyle noktasal beklentilerimiz olmamalı. Şu salondaki insanlar hangimiz birbirimize benziyoruz? Hiçbirimiz benzemiyoruz. Çünkü hepimiz farklı genler. Ve bu genlerin avantaj veya dezavantaj olacağını çevremizdeki dünya bilir. Albino hastalığı deriz. Bu renklenememe. Bir hastalık. Ama daha sonra kutup ayıları olmadan önce, yani daha doğrusu siyah ayılardan bazıları hastalığın beyaz olmadan önce kutup bölgesine gitmişler. Burada yaşıyor. Burada yaşıyor. Siyah ayılar avlanacak. Buzların arasında gidiyor. Oradan ağa bakıyor. Gene ayı geliyor. Gördüm uzaktan. Gideyim ben buradan. Ama kutup ayısı hissettirmeden yanına yaklaşıyor. Buzların arasında, karların arasında görünmüyor. Süreç ne oldu? Kutupta yaşayan siyah ayıların hepsi açlıktan öldü. Ama beyaz ayılar bir şekilde alını hissettirmeden yanaşabiliyor. Daha sonra sadece beyaz ayılar kendi arasında yaşadığı için de ayrı bir tür olarak şu anda dünyada yaşıyorlar. Buz ayılardan, siyah ayılardan tamamen ayrılmış, izole olmuş. Veya gene bir hastalık. Biraz da insandan bahsedelim. Orak hücre analizi. Şu anda bunu hastalık olarak bu bir hastalık diyoruz. İşte kötü. Zaten insanoğlu sevmediği özellikleri hepsini hastalık demiş. Bakıyorsunuz o hastalık, bu hastalık, şu hastalık. Evet, bazı özellikler şu anda hayatımızı zorlaştırıyor. O yüzden sevmiyoruz. Ona da hastalık demiş. Ama orak hücre analizinin bir özelliği var. Sıtmaya doğal bulaşıklar. Çünkü bunlar av yuvarlar ve şekilleri farklı olduğu için sıtma paraziti gidip av yuvarlara yerleşebiliyor. Dolayısıyla dünyada devasa bir sıtma salgını olsa orak hücre anemili olmayan herkes ortadan kalkacak ve orak hücre anemili insanlar insanlığın devamını getirecek. Dolayısıyla bu farklılıklar aslında yaşamın devamını sağlıyor. Bu farklılıklar olmasa yaşam ilk kaosta yok olur. Gelelim kadınlara. Kadınlar yüzünden erkeklerin çektiği nedir? Gördüğünüz bir erkek tavusmuşu. Kendini dişisine beğendirebilmek için böyle ortalıkta yer kağıdı gibi dolaşıyor. Kadın seçiciliği evrimde çok önemli. Kadın seçmiyorsa genelde o erkeğin genleri sonraki nesle gitmiyor. Kadınlar bunu nasıl başarmış?
hayvanlar camiasında, insanlar aleminde biz erkekler hep seçtik sanırız, seçiliriz zaten öyle bir durumumuz vardır. Hayvanlar aleminde de böyledir. O yüzden erkekler sadece kadına kendini beğendirmek için tuhaf özellikler geliştirmiştir hayvanlar. Mesela şu tavus düşünün, kendini beğendirmeye çalıştığı bir şeye bakın. Beni beğeniyor musun? Yok. Biraz daha mavi ol ya. Veya geyikler. Bakıyorsunuz erkek geyiğin o kafasındaki uzantıların tamamı dişi beni beğenmiş. Bak bende boynuz var. Ve geçmiş çağlarda bu boynuz, bu rekabette o kadar devasa boyutlara ulaşmış ki artık geyiğin boyundan fazla boynuz olan fosiller var. Peki onlara sonra ne oldu? Ağaçlara takılıyorlarmış. Vahşi hayvanlar onları yiyormuş. Sırf dişilere kendimi beğendireceğim diye uzayan boynuzlar evrim sürecinde başlarına bela olmuş. Akvaryum olanlar bu olabilir de pistes. Gene bakıyorsun erkek pistes nasıl kendini beğendireceğini şaşkınlığıyla da dişi de pistes artist artist geziyor. Biraz da davranışsal, hayvansal evrimin davranışsal boyutundan bahsedeceğim. Köpeklerin hayatımıza gelişi. Köpekler hayatımıza biz henüz işte mağaralardan çıkmıştı, ufak tefek kamplarda yaşamaya başlamışız. O dönemden beri bizimle yaşıyorlar. Geldikleri kurt türü. Kurtlar bakmışlar insanlara yakın olunca avlanmaya gerek yok ya. Bu insanlar o kadar pasaklı yaratıklar ki yiyorlar, ondan sonra atıyorlar. Onların yanında gezince bizim karnımız doyuyor. Dolayısıyla kurt sürüleri insanlara yakın şekilde gezmeye başlamış. Kamplarına saldırmıyor. Çünkü saldırıp orada bir insan yiyeceğine, orada sürekli karnını doyurabileceğini öğrenmiş. Ardından bu yakınlaşma çok uzun zaman geçtikten sonra daha da fazlalaşmış. Tabii bunun için hem cesur hem kurumsal bir kurtun merak duygusunu yenmesi bu başlangıç sağlamış. Gitmiş orada bir insana sokulmuş. Bunlar yemeklerini yiyor zaman bunlar neye benziyor? Adam da bakmış saldırmıyor da bir şey de. Önüne bir kemik atmış. Derken o yanaşmış. Sevmiş onu. Bakmış oradan bir diğer kurt. Ben bunların içine girsek de bir şey olmuyor, sorun olmuyor. Ben de gideyim bari. Diye insanlarla yaşamaya başlamışlar. Ama halinde saldırgan ve vahşi bir hayvan bunlar. Dolayısıyla da çocuk sahibi oluyorlar. O yani kurtlar yavru sahibi oluyor. Büyürken insanların arasında çocuğuna saldırıyor. İnsanoğlu ne yapar? Kendine saldırana direkt doğurar. İnsan kadar vahşi bir hayvan yok. Dolayısıyla içinde yaşayan kurtlardan saldırgan olanları öldürmüş. Kendine saldırmayan uysal olanları beslemeye devam etmiş. Sonuçta uysal olanlar kendi arasında çiftleşmeye başlamış. Çünkü vahşi olan kendini belli ediyor, saldırganlık belli olanları yok ediyor. En uysal olanlar, tabii ki nesiller boyunca sürdükten sonra artık doğadaki kurt ırkıyla bir bağlantısı kalmamış. Doğadaki kurt ırkı bir şekilde koşturması gerekiyor, avlanması gerekiyor, hayatta kalmak için çeşitli mücadeleler yapması gerekiyor. Ama insanın arasında karışan kurt ırkı için sempatik olması gerekiyor ki daha çok yemek versin. Öyleyse gidiyor orada karnını açıyor, yemek de verecek mi acaba diye bakıyor. Bu sürecin sonunda çok fazla neslin geçmesiyle kurtlar artık hayatımızda köpek olarak yer almış. Ki doğadan aldıkları bazı alışkanlıkları hala devam ediyor. Sahiplerini hala sürülerinin lideri sanarlar. Şefkat duygusu, annelik duygusu gibi duygular. Evrimsel açıdan yine önemli bir parametredir bu duyguların gelişimiz. Mesela balıkları küçümsersiniz. Bu balıklık yavru olanları yemiyor. Bu onların annesi ve dış dünyadan koruyor. Dış dünyadan korurken ağzını açıyor, bütün yavruları ağzına doluyor.
Dolayısıyla tehlikeden koruyabileceği en garanti yer vücudun içi. Vücudun içinde yavruları saklarken bu anne annelik güdüsüyle var olan ağırlığının yarısını kaybediyor. Ama çocuklarını bir şekilde büyütebildiği için neslinin devamını sağlıyor. Böyle bir özelliği olması yavrularını o ortamda diğer balıklar yiyecek. Ve o nesil bir şekilde ortadan kaybolacak. Dolayısıyla da davranışsal, annelik gibi, şefkat gibi, sevgi gibi unsurlarda evrimin içinde hayatta kalmayı sağlıyor. Yine bir başka fotoğraf. Burada yavrunun ağzının girişini görebiliyorsunuz. Sonra hayvanlar bir arada yaşamaya başladılar. Tek tek bir şekilde hayatta kalmak zordu. Bir arada olunca hayatta kalmanın daha kolay olduğunu fark ettik. Mesela çitalar. Dünyanın en hızlı koşan hayvanı. Ama 350 metre daha fazla koşarsa riske giriyor. 500-600 metre koşarsa ölüyor. Abla bakıyor, ben bir 300 metrede var atsam bu çıtayı atladım. Sonuç, bunların bir şekilde bu sorunu çözmesi lazım, yoksa avlar öğreniyor. Bir şekilde ellerinden kurtuluyor, kaçıyor. Süre halinde avlanmaya başladı işte. Ve bayrak gelişinde 300-400 metre arayla diziliyorlar. Arkadan bir tanesi kovalamaya başlıyor. Ben yoruldum birader, sen devam et şeklinde ikinciye atıyor topu. Ardından üçüncü, dördüncü derken zaten av olan hayvan bir şekilde bu arada yorulmuş oluyor. Avlanıyorlar, avı birlikte yiyorlar. Tabi bu süreçte bir gelişim de oldukça önemli oluyor. Ona da birazdan gireceğiz. Evet, evrim sürecinde bakıyoruz. İnsan da sosyal bir hayvan olarak böyle gelmişiz. Maalesef evrimde gelebildiğimiz nokta bu kadar. Biraz daha evrim geçirmemiz lazım. Şöyle koyunca. Peki insanlar. İnsanlar da aynı hayvanlar gibi bir arada yaşama ihtiyacını karnı doyurmak, korunmak, saldırıları bir şekilde savuşturmak için tercih ettiler. Önce işte baktı, yani tek başına avlanmak zor. Biz üç kişi bir arada avlanalım dedi. Mantıklı ya. Ya baktı dedi ki, üç kişi avlanmaya başladı. Değil mi? Biz insanoğlu garip bir yaşıyoruz. Sonra orada hadi biz beş kişi olup şunları dövüp avların elinden alalım. Beş kişilikte onları dövdü, avların elinden aldı. Bunlar kim tuttu? İttihat topladı. Geldi. Hadi bakalım biz 10 kişi olduk şimdi dedi. Ötekiler 20 kişi oldu. 50 kişi oldu derken insanlar kalabalık grupta halinde yaşama gereksinimini daha çok hayvanlardan öte kendinden korumak için. İnsanı insandan koruma dürtüsüyle bir arada yaşamak zorundayız. Dolayısıyla evrim nedir, ne değildir'e baktığımızda evrim mükemmeli arayan bir mekanizma değil. Sadece hayatta kalmak ve çocuk sahibi. Başka bir olayı yok evrim. Genler bir araya gelecek. Belli özellikler seçilecek. Yani tür içinde birey seçilmiyor. Genler seçiliyor. Bir özellik seçiliyor. Ve bu özellik o anda hayatta kalmasını sağlıyor. Evrim süreklidir. Anlık değildir. Az önce söylediğim gibi ya hadi bir evrim geçirelim şeklinde olmaz bu süreç. Şu anda da bu süreç devam ediyor. Farkında olmasak bizim farklı özelliklerimiz hayatta kalıp kalmayacağımızı belirliyor. Ve belki çocuk yaşta öyle insan olup o genleri aktaramayarak o genlerden bir şekilde arınıyor. Ve şu anki çevre şartlarına uyum sağlayan insanın geni ileriye doğru akıyor. Bu kadar evrim anlattıktan sonra sanıyorum evrimin ne olduğu az çok anlaşılmıştır. Yavaş yavaş iletişime geçelim. Canlılarla iletişim nerede doğdu? Hangi canlılar iletişim kuruyor? İletişim canlılığın doğasında var. İletişim olmadan canlılık olmuyor. Bu kadar net. Bakteriler. Benim laboratuvarda yaptığım bir çalışma. Çalışmayı kısaca özetleyeyim. Şunlar antibiyotik dizilerdir.
antibiyotik riski etrafında bakteriler ölür. Basit. Peki burada ne olmuş? Ben antibiyotik riski koymuşum. Burada garip bir oluşum var. Biyofilm dediğimiz oluşum. Çünkü burada bakteriler şöyle bir şey yapmış. Ya burada antibiyotik var, ne yapacağız? Beyler ön sıra intihar. Arka sırayı kurtaralım. Yetmiyor abi, ne yapacağız? Bir sıra daha intihar etsin. Ve kendi aralarındaki iletişimde bu intihar mekanizmasını çalıştırarak türlerini korumaya çalışıyorlar. Gene bakterilerle farklı biyofilm oluşumlarıyla burada iki tane örneği seçtim. İletişimin nasıl aktığını bakteride görebilmek adına. Şurada disk var ve buradan bilgi nasıl akarak gitmiş. Ölmeliyiz kararı buradan buraya doğru akıyor. Şurada çok daha güzel bir fotoğraf. Şurada bir tanesi fark etmiş antibiyotik. Eyvah antibiyotik demiş ama çok paniklemiş. Sağlam haber göndermiş. Ve bu haber yayılarak gitmiş. Aynı şekilde şurada tek bir noktadan çıkmış. Ve bakterilerin intihar etmeliyiz. Bir antibiyotik var. Bizi öldürmeye çalışıyor. Türümüzü korumalıyız. Haberi bu şekilde yayılmış. Kanser, belki posterde görünce ne alakası var dil ve kanser, iletişim ve kanser demişsinizdir. Kanser hücrenin yalnızlığıdır. Size hep anlatmıyor işte DNA'sı bozulmuş, şu solmuş, bu solmuş. Sonuca bakalım. Sonuçta hücre zarı bozulur. Ve o hücrenin iletişimi kopar. Dokuların içindeki hücreler doğal olarak bölünmek ister. Sürekli çoğalabilirler yani. Ama en sonunda o dokunun sonundaki hücre sıkışmaya başlar. Döner yanındaki hücreye, ya bölünmeyin artık demeye başlar. Yanındaki döner, beyler arkadakiler sıkışmış bölünmüyoruz artık der. Tamam kesiyoruz bölünmeyi, hepsi kendi arasında konuşmaya başlar. Ama kanserli hücre kulağı olmayan insan gibi. Duymuyor. Bölünmeye devam ediyor. Dolayısıyla biz ona tümör diyoruz. Aslında kanser dediğimiz şey, oradaki bir hücrenin yalnızlığı. Başka bir şey değil. Dolayısıyla iletişim olmayınca ya kanserle karşılaşıyoruz ya da canlılığın bir şekilde sıkıttığını görüyoruz. Mesela ilginç bir tabir. Psikolog arkadaşlarla da konuştuğumuz plant neurobiology, plant neuroscience. Bitki nörolojik bir bilimi diye özetliyoruz. Ama bakıyorsunuz etkilerde nörolojik sistem yok. Bu nereden çıktı şimdi karşımıza? Nörolojik sistemi olmayan bir canlı nörobiyoloji farkında şimdi 54.400 makale yayınlanmış. Demek ki bir şeyler veriyor. Birkaç araştırmayı özetleyeyim size bu konuda. Bitkilerin hücrelerinde bile bu iletişimin ne kadar önemli olduğunu anlamak açısından. Tamamen nörolojik sistemi etkileyen anestezik maddeler küstüm otuna uygulanıyor. Küstüm otunu bilirsiniz. Dokunduğunuz zaman yapraklarını tıkır tıkır kapatan bir bitkidir. Ve nörolojik anestezik maddeler uygulandığında küstüm otu tepkisizleşiyor. Bunun nöronu yoktu. Hangi nöron etkilendi? Daha sonra farklı bir çalışma yapılıyor bir bitkiye. Aynı bizim sinir uyarılarını ölçtüğümüz gibi elektriksel iletiyi analiz edecek diyotlar yerleştiriyorlar. Ve yaprağını yapıyorlar. Yaprağını yapınca bakıyorlar, o yaprağın yandığına dair ileti bitkinin gövdesi boyunca akıyor. Dolayısıyla artık biliyoruz ki nörolojik sistemi olmasa da nöron gibi çalışan hücreleri var. Ve yavaş yavaş şu noktaya gidiyoruz. Nörolojik sistem sadece bilgiyi hızlı iletmek veya özel değerlendirme mekanizmaları yapmak için özelleşmiş beyin ve sinir hücrelerinden mi oluşuyor? Yoksa bütün hücrelerimize artık nörolojik sistemin bir bütünü olarak mı algılanmalıyız? İnsan içinde yavaş yavaş bunu düşünmeye başlamak lazım. Çünkü bütün hücreler iletişiyor ve nöronlar sadece bilgiyi daha hızlı aktarıyor. Yavaş yavaş bitkilerden, bakterilerden hayvanlara gelelim.
üzerinde yapılan çalışma atların boyun ve kulaklarıyla bir şekilde vücutsal bir dil geliştirir ve şu ana kadar bu dilde 200 civarında kelime tespit edilmiş. Kendi aralarında boyunlarıyla konuşuyorlar. Boyun ve kulak hareketlerinin bir kombinesi ve hatta bir çatlak bilim adamı yurt dışında şunu denemiş, bir atla ikna edilmiş, kendi elini atın boynu ve kafası olarak tanıtmış. Yani şu şekilde bir hamle yapmış, bunlar benim kulaklarım demiş, bu da boynum demiş. At da bir şekilde uysal yaklaşıcı bunu kabul etmiş. Ve ardından attan öğrendiği kelimelerle atla konuşmaya başlamış. O boyun hareketlerini taklit ederek atla sohbet edebilmeye başlamış. Dolayısıyla biz hep hayvanları böyle iletişimsiz canlılar gibi görüyoruz. Ama iletişimsiz canlı yok. İletişim özellikle hayvanlara girdiysek mutlaka hayatın içinde var. Biz insanoğlu olarak sadece kendimize odaklandığımız için sadece onların ne kadar detaylı iletişim kurduklarının farkına varamıyoruz. Çok seviyorum bunları. Bir kepler. Sosyal hayatlarıyla, dilleriyle, iletişimleriyle. Mirketler üzerinde çok fazla araştırma yapılıyor. İnsanın yanaşmasına izin veren canlılar oldukları için. Bazı primatlarla daha önce yapılan araştırmalar da vardı. Onları desteklerdi. İletişim dizgeleri gayet anlamlı. Mesela kurt gördüğü zaman kurt diye bağırıyor mirket dilinde. Ya da bir aslan gördüğü zaman mirket dilinde aslan diyor. Her kurt gördüğünde çıkarttığı ses, her aslan gördüğünde çıkarttığı ses aynı. Bir de bunların sosyal yaşamları var. Bir arada yaşıyorlar. Hatta çok da sempatik arkadaşlar. İnsanın ev alıp besleyesi gibi. Nasıl bir sosyal hayatları var? İş bölümü. Öğretmen bir ket var. Çocuk bakıcısı bir ket var. 15 miket bir arada yaşıyor ve görev alınıyor. Sen öğretmensin. Sen çocuk bakıcısın. Bekçiye ihtiyacımız vardı, sen bekçi ol. Mesela öğretmen bir kez, akrepleri ki yaşadıkları ortam nedeniyle tüketmeleri gereken besinlerin başında geliyor. Akrep avlamayı çocuklarına öğretiyor. Orada tık diye akrebin zehirli kuyruğunu koparıyor ve oradaki yavru mirketlerin önüne atıyor. Yavru mirket o şekilde bir avlanmayı öğrenmeye çalışıyor. Yanlış yaptığı zaman öyle değil böyle diye gösteriyor. Dolayısıyla bu tip mekanizmaların çoğu bir öğrenme mekanizmasıyla, bir öğretici vasıtasıyla olur. Biz hep hayvanlar bazı şeyleri direkt bilerek başlar hayata, hep aynı şeyleri yapar gibi düşünüyoruz. Hayır. Onlarda da balinalara bakıyorsunuz, mirketlere bakıyorsunuz. Hep ebeveynlerin veya bir arada yaşayanlarda grubun sorumlularının bir öğretme mekanizması var. Bekçileri var. Çocuk bakıcıları var. Herkes avlanmaya gidiyor, onun görevi çocuk bakıcı. Evlerine bakıyorsunuz, toprak altına kazıyorlar. Oturma odaları var, uyku odaları var, oyun odaları var. Bir sürü de çıkış yapıyorlar, risk altındayken kimse sorun yaşamasın. Ve mirketlerin duygusallığıyla ilgili de ilginç bir nokta var. Sevdikleri bir mirketi başka bir grubun üyesiyle gören mirket intihar ediyor. Buna dayanamıyorum. Bilmiyorum, yaş grubu olarak kimimiz hatırlar, kimimiz hatırlamaz. Lesi'yi bilmeyen var mı? O repliği hatırlıyor musunuz? Lesi bize bir şey anlattı. Evet, Lesi bize bir şey anlatmak istiyordu ama biz anlamıyorduk. Lesi de çıldırıyordu. Uğraşıyordu derdini anlatmaya. Lesi mi anlatamıyordu, biz mi anlatamıyorduk? Ben kendi hayatımdan bir anı anlatıyorum. Burada dil kavramının bazı karmaşaları da bu hikayenin içinde var. Ben çocukken evde köpek besliyoruz. Adı Pipo. Bir gün ablam arkadaşında kalıyor. Herkes yattı, uyuyor. Pipo gece panikledi. Kız evde yok, bunlar uyuyor. Anne babamın odasına gidiyor Pipo. Konuşuyor. Derdini anlatıyor.
Ya ne diyorsun? Böyle 5 kuşağı. Yok, rahatla bir hayvan. En son babam dayanamıyor, kalkıyor, seviyor. Koşturuyor, anlamadı bu beni diyor. Koşturuyor ablamın odasında, koşturuyor geri geliyor. Koşturuyor ablamın odasında, koşturuyor geri geliyor. Geliyor, vur vur vur. Ya kızım, anlıyor artık onun telaşının ne olduğunu. Gidiyor onunla birlikte. İşte tamam biliyorum diyor. Yok, rahatlamıyor yani. Kızın yok, bu ne rahatlık ya. Hiç bakarsın sen, hiç babasın. Ardından o geceyi babam ablamın yatağında yatarak, evet bu durumun farkındayız, sorun yok hissiyatına ikna edince ancak rahatladılar. Mehmet mesela orada kızınız yok dedi. Yokluk kavramını bir şekilde anlatmaya çalıştı. Dolayısıyla köpeklerin algılarında da artık var, yok gibi detaylı dile ait elemanların olduğunu görüyoruz. Bu bakışı bilirsiniz. Köpek besleyenler özellikle. Bize soru soruyor. Ne diyorsun ya? Bu bakış direkt olarak köpeğin soru sormaz. Ne diyorsun? Bir daha söyle ya. Anlamadım. Söyle. Dolayısıyla köpekler hiç ses çıkarmadan soru da soruyorlar. Diğer iletişimin uzmanlarına, kargalar. Zekaları sürekli bizi hayrete düşürüyor. Yapılan her araştırmadan yok artık bu kadar da olmaz şeklinde bir sonuç elde ediyor. Kargaların zekalarına bakınca birçok insanın hayatta kalamayacağı koşullarda zekaları sayesinde hayatta kaldığını görüyoruz. Mesela bir deneyi anlatayım zekalarını görüyor. İnce uzun bir boruya az bir şey su koyuyorlar. Yanına da çakıl taşları koyuyorlar ve kargayı oraya kapatıyorlar. Karga çıkıyor tepeden bakıyor. Suya uzanması mümkün değil. Etraf çakıl taşı, ne yapayım, ne edeyim? Çok fazla da bir düşünmeye ihtiyaç duymadan çakıl taşlarını direkt olarak borudan içeri atmaya başlıyor. Ve suyu yükseltiyor. Su yükselince, gagasının ulaşabileceği yere gelince suyu içiyor, hayatta kalıyor. Ama düşünüyorum oraya aynı ortama bir insanı kapatsak o boruyu kırması yaklaşık 15 saniye var. Ona çakıl taşını atıp suyu yükselteceğini çoğu insan detaylı düşünüyoruz sanmamıza rağmen kendimizi düşünemeyebiliriz. Gelin kargalarla iletişime. Son deneyler kargaların çok başarılı şekilde iletişim kurduğunu gösterdi ki bir deney beni hayrete düşürdü. Bir maske takıyor deneyi yapan kişi ve maskedeki yüzü kargaya takılacak. Yüzlere karşı kargaların çok hassas olduğu zaten bilinir olur. O yüzden bu tarz deneyler insan yüzlerini tanıyabildiklerini biliyorlar. Ama acaba bunu aktarabilir mi? Şimdi deneyimizin konusu o. Maskeyi takıyor. Ve ardından balıkla öyle bir karga yapıyorlar. Kargayı alıyor ve hırpalamaya başlıyor. İşte bağırıyor, çağırıyor, korkutuyor. Karganın kendini düşman olarak bellemesi için gereken her şeyi yapıyor. Ve daha sonra kargayı serbest bırakıyor, maskeyi çıkarıyor, kenara koyuyor ve bir süre maskeyi takmıyor. Yaklaşık 2 ay kadar sonra bu maskeyi takıp dışarı çıkıyor. Ve bütün kargalar o maskeli adamı görünce bağırarak etrafında uçmaya. Yani bir karganın tanıdığı yüzü artık bütün kargalar tanıyor. Peki sorarım insan olarak biz bir arkadaşımızın hatta çok iyi tanıdığımız annenizin, babanızın, eşinizin yüzünü bir tanıdığınızda öyle bir anlatın ki yolda gördüğü zaman bu o diyebilsin. Mümkün mü? Biz beceremeyiz. Ama kargalar bunu bir şekilde beceriyor. Ve yüzü diğer bir kargaya anlatıp yolda gördüğü zaman arkadaşıma pislik yapan buydu deyip bağırmaya başlayabiliyor. Hayvanların bu iletişim dizgeleri ve artık dil olarak da kabul edilmeye başlanılan noktada ilginç noktalar da tespit. Mesela özellikle kedigillerin avlanma esnasında kendi aralarında stratejilerini konuşuyorlar.
ve evrim sürecinde hayatta kalabilen avlarının o avcılarının dilini anlamaya başladı. Gözünüzün önünde belgeseli canlandı. Aslanlar Ceylan'ı kovalıyor. Gayet monoton giden bir kovalamaca. Bir anda Ceylan pır diye yön değiştiriyor, aslanlar da onun peşinden. Sanırım hepinizin gözünde canlanmıştır çünkü birçok belgeselde o sahneyi gördünüz. O anda ne oluyor? Aslanlar konuşuyor. Ya şu köşeye sıkıştıralım şunu ya. Köşeye sıkıştıracakmışız hadi. Bas bir. Bu arada Ceylan, lan beni köşeye sıkıştıracaklar. Deyip o panikle kaçıyor. Aslanların ona o anda tuzak kurduğunu öğrenmesi ve onların dilini tespit etmesi hayatta kalmasını sağlıyor. Biz işte İngilizce, Fransızca, Almanca önce yabancı dil öğrendik. Ceylan gitmiş aslan dili öğrenmiş. Bizimki ne ki onun? Gene bir fotoğrafta artık insanda iletişime doğru yavaş yavaş gelelim istiyorum. İki kişi çağırabilir miyim? Şimdi bakıyoruz. Biz şu anda konuşuyoruz. Ama dil sadece şu anda konuştuğumuz ve ses tonuyla ilettiğimiz şeyler değil. Bunu da ufak bir çalışmayla göstermeye çalışacağım. Mesela siz arkadaşınıza gidelim de deyin, ağzınızla konuşarak bildiğiniz gibi. Gidelim. Ses ağzını kullanmayın ama gidelim arkadaşınıza aktarın. Anlaşılır mı? Şimdi ağzımız da kullanmak, elimiz de kullanmak. Psikopata bağlı. Şimdi kafa devreye girdi. Bilebiliyor. Hala bir şekilde derdini anlatabiliyor. Bunu işi zorlaştırmam lazım. Kafayı da kullanmam lazım. Kafalar gidelim. Kafa sabit. Size teşekkür edeyim ben. Size bir saniye daha tutayım. Hazır olun. Hazır oldayken sabah ne yaptığınızı anlattınız rica edeceğim. Kalktım, kahvaltı yaptım, hazırlandım, okula geldim, ders dedim, buraya gittim. Hazır oldayken konuşmakla normal konuşmak arasında hissettiğiniz bir duygusal fark var mı? Biraz daha huzursuz. Huzursuz. Teşekkür ederim. Çünkü biz sadece ağzımızla konuşuyoruz. Süreç içerisinde hatta eskiden ağzımızın bardağını en çok keşfetmemişken, yani yemek yemekten konuşabileceğimizi keşfetmemişken, biz ellerimizle konuşuyoruz ki hala ellerimiz iletişimin içinde. O yüzden ellerimizi hapsettiğimiz zaman kendimizi huzursuz hissediyoruz. O yüzden yaka mikrofonu var mı, elinde mikrofon olursa ben bu sunuyu anlatamam derdine düşüyorum. Çünkü elim iletişim için sürekli hareket etmek zorunda. Farkında olmasam da size sürekli bir şeyler aktarıyor. Elim yoksa bir şekilde kafa devreye giriyor. O yoksa göz devreye giriyor. Çünkü canlılık içinde iletişim bir şekilde yolunu buluyor. Peki biz bu sürece nasıl geldik? Ne konuşuyoruz biz? İlk başta biz çok fazla ses çıkaran canlılar dedik. Öyle sessiz sakin yaşıyorduk. Ellerimizde bir şeyler işaret ediyorduk. Şeklinde iletişim kuruyorduk. Ama sonra biz alet yapmaya başladık. Bir elimizde mızrak, bir elimizde taş var. Oradan da aslan geliyor. Ben şimdi taşı bıraksam olmayacak, aslan da geliyor, kafasına atmam lazım, sonra da mızrakla saldıracağım. Ama derdini de arkadaşlarıma bir şekilde aktarmam lazım. Dolayısıyla demiştik başta. Ses çıkarmış. Ve daha sonra el dolu olduğu için bu iletişim yavaş yavaş, yavaş yavaş sese doğru kaydıyor. Hep işte bakarız, gırtlağın aşağı çekilmesi noktasında daha çok ses çıkartmaya başlamıştı. Tamam. Ama bu niye oldu? Bu tercih niye oldu? Gırtlağı daha aşağıda olanlar bir şekilde bu iletişimi daha iyi kurabildiği, daha fazla ses çıkarabildiği,
daha anlaşılabilir, daha detaylandırılabilir kelimeler oluşturabildiği için. Çünkü bakıyorsunuz gırtlak aşağıda olduğu için ki çok dezavantajlı bir şeydir. Gırtlak aşağıda olduğu için insanlar boğuluyor. Gırtlak yukarıda olsaydı nefes borusuyla yemek borusu ayrı ayrı yerlerde olacaktı. Dolayısıyla da yemekler kaçıp da boğulmayacaktı. Dolayısıyla boğulma riskini arttırmasına rağmen iletişim o kadar önemli bir olay ki evrimde iletişim tercih edilmiş. Bu olursa boğulsun, onlar önemli değil, biz iletişim. Hala hayatımızdaki iletişim yollarından bir ki az önceki hayvanları da düşündüğümüzde aslında iletişimin bizdeki gelişiminin ne kadar aslında mantıklı ve doğanın içinde olduğunu görebiliyoruz. Burada da işte bakıyoruz, eskiden biz insanlar bence düşünmeyi severiz. Bir tek biz varız dünyada şeklinde bir bakışımız. Dolayısıyla biz hayvanları önce hiç konuşmaz, anlamaz. O sadece et, avlayı beslese öyle bakmıştık. Daha sonra bakmıştık ya bunlar iletişim kuruyor bir şekilde. Ona dil demeyelim demişiz. Ne diyelim? İletişim dizgesi diyelim, kurtaralım işte. Ama araştırmalar sürdükçe farklı bir noktaya gidiyor. Bazı canlılarda artık bir iletişim dizgesinin dil olması için bileşiksel, nergen olması ihtiyaçlarının bazı hayvanlarda olduğunu görüyoruz artık. Ve artık yabancı kaynaklara baktığımız zaman kavram dilinin hayvanlarda ne boyutta olduğunun analiz edilmesi gerekiyor şeklinde makale sonlarını görüyoruz. Çünkü hayvanların düşüncelerinin ve duygularının biz insanların sandığı kadar basit olmadığını gün geçtikçe fark ediyoruz, fark ettikçe şaşırıyoruz. Mesela az önce dediğim gibi bir köpeğin yokluğu anlatması aslında çok önemli bir şey. Çünkü yokluk artık soyut dünyada bir kavram. Yokluğu bir şekilde fark edip yoku size aktarmaya çalışıyor. Beynimiz. Evet, bu dilsel iletişimi kurarken beynimiz çok önemli bir role sahip. Sağ beyin, sol beyin. Bizi insan yapan kaos budur. Sürekli bir çatışma. Zaten bu çatışma yüzünden böyle garip bir tür ortaya çıkmış. Sağ beynimize bakıyoruz. Daha duygusal, daha romantik ama aynı zamanda doğal dürtülerine yenik düşen bir yapıda. Sol beynimiz daha mantıksal, daha kuralcı, böyle ya şimdi yapmasak mı diğer taraf. Riske girmeyelim, garantici olalım diye. Sağ beyin ve sol beyin iletişimde ve dilde de çok önemli. Ama bunu anlamak için ayrık beyin olayını anlatmak istiyoruz. Ayrık beyin özellikle geçmişte migren hastalarında ne yapabiliriz dendiğinde korpus kalosumu çıkaralım. Yani sağ ve sol beynin kendi arasında iletişim kurduğu bölgeyi çıkaralım. O zaman migren krizleri sona eriyor. Ama bir yan etkisi oluşmuş. Dolayısıyla ayrık beyinden dolayı oluşan sendromlar geçmişte çok daha yoğunmuş. Şimdi işte bir kaza, bir tümör veya benzeri durumlarda yaşanan daha ender vakalar olarak karşımıza çıkıyor. Mesela sağ beynimizin ve sol beynimizin davranışsal şeklini anlamak için ayrık el sendromu diye bir şey var. Alien hand sendromu. Kopuyor, normal şartlarda bu bağlantı koptuğu zaman sol beyin geneli ele alabiliyor. Ama bazı ender vakalarda sağ beyin, yani doğayla iç içe olan, ilkel dürtülerimizi içinde barındıran ve soldaki mantık süzgecinde artık bir şekilde işlemeyen veriler sol kola hakim olmaya başlıyor. Yani sağ beyniniz sizin bilincinizden ayrık şekilde sol kolu söküyor. Sonuçları, sol kolun seni boğmaya çalışıyor, sağ kolunla sen bilincinle onu engellemeye çalışıyorsun. Bu tip vakalar var. Hatta bazıları videoya çekilmiş. Sol kolunun saldırısına uğrayan insanlar var.
Çünkü senin o bilinçli tarafın ve analiz eden tarafının süzemediği ve anlık karar veren tarafın sol kolunda artık fiziksel bir kuvvet olmuştu. Çok ilginç böyle suçlar mahkemelerde yaşanmış. Yolda yürüyor, sol kolu kadın taciz ediyor. Adam utanç içinde, hiç alakası yok sol koluyla. Sol kolu tamamen kendisinden bağımsız hareket. Sol kolu kadını taciz ediyor, bir yandan sağ koluyla onu engellemeye çalışıyor, bir yandan da çanta darbelerini engellemeye çalışıyor. Ya ben yapmadım, sol kolu yaptı diyor ama kim inanır? Dolayısıyla sağ beyin ve sol beyin çok farklı. Ve şu anda günümüz kültüründe her şey sol beyinde. Mantıksal düşünme, kurallara uyma, eğitim sistemimiz, kültürümüz, her şey sol beyin olarak kalmış. Doğal yapımızı barındıran, belli hislerle hareket eden tarafımız sağ beynimizi hep unutmuş. Mesela sağ beyinle sol beynin diğer kısımlarına geçmeden gene de bu sağ beynin sol beyine göre hala aktifliğini koruduğu insanlar var. Eğitim sisteminde gitgide azalsın. Acaba burada yüzde kaçtır diye merak ediyorum. Bir testi var. %100 bilimsel bir karşılığı olan bir test değil ama az çok işte yanılgı payı ile birlikte sonucu veriyor. Ellerinizi şöyle yapın. Rica edeceğim. Şimdi parmaklarınızı birleştirin. Hangi baş parmağınız şu anda üstte? Sol. Kimlerin sağ elleri göreyim? Kimlerin sol? Sağ olanlar bakıyoruz %30 civarında, sol olanlar %70 civarında. Eğitim seviyesinin daha düşük olduğu yerlerde yapıldığında bu yarı yarıya yakın çıkıyor. Dolayısıyla üniversitede yapılınca bu sol beyin sürekli eğitildiği için sol beyin hakimiyetinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü biz hep sol beynimize şekilde spor yapıyoruz. Hayır, sağ beyni hala aktif bir şekilde kullanıyoruz. Sol beyninden de sol beyin hakimiyeti insanlardan daha geniş sol beyin kullanan insanlar. Şimdi sağ beyin ve sol beynin bir şekilde bölünmesiyle yavaş yavaş afazilere girip beynin konuşma merkezine afaziler sayesinde öğrendi. Şu anda biraz değişse de o bilgilerimiz. Bunları öğrendik. Sağ beyinden sol beyin ayrıldığı zaman tahmin ettiğiniz gibi konuşmadaki duygusal tınayı yitiriyor. Bu ilk soru. Çünkü sağ beyin olmadan konuşmada bu duygu aktarımı yapamıyoruz. İletişimde biz sadece kelimelerle konuşuyoruz. Sürekli bir duygu aktarımı. O duygu aktarımı olmadığı zaman iletişime eksik oluyor. Dolayısıyla hepimiz rahatsız oluyoruz. Böyle bankayı aradığın zaman bank kaydıyla karşılaşıyorsun. Alışık olduğumuz kelimeleri söylüyor ama alışık olduğumuz tarzı söylemiyor. Sayın Kerem Can diye başlayan bir konuşma. Rahatsız edin. Çünkü oradaki o duygu gelmiyor. Gelmesi gereken, iletişimin içinde var olması gereken duygu aktarımı eksik. Dolayısıyla ayrık beyinde sağ beyin konuşma merkezine ulaşamadığı için duyguyu yitiriyor. Bunun dışında ne gibi sorunlar yaratıyor? Bakıyoruz, sol gözümüzü kapatıp bir cisim, sağ gözümüzü kapatıp bir cisim bakma deneyleri yapıldığında sol gözün gördüğü cismi sol gözün burada ters olmuş. Tabii sol gözün gördüğü cismi sol ele çiziyor. Sol gözden veriler sağ beyne aktarılıyor. Sağ beyne aktarıldıktan sonra burada konuşma merkezimiz yok aktif olarak. Arada da barikat var. Bu bilgiyi bir şekilde öteki tarafa veremiyoruz. Dolayısıyla ben gösteriyorum. Bu gözüme gösteriyorum ve bunu kelimelerle ifade etmem mümkün olmuyor. Buna ben kalem diyemiyorum. Çünkü bu gördüğüm cisim konuşma merkezime iletilmiyor. Ama bunu ben çizebiliyorum.
Böyle baktığın zaman, sağ gözle aynı cismi gösterdiğin zaman veri sol beynime gidiyor. Oradaki konuşma merkezine iletiliyor. Aa, bu kalem. Kalemmiş bu diyebiliyorum. Kelimeyi çağırabiliyorum. Dolayısıyla sağ beyinle sol beynin kesilmesinin sağ göz ve sol gözün görüşlerinin de beyinde ters gitmesiyle sol beynin ne kadar konuşmada aktif olduğunu bize gösteriyor. Broca alanı ve Wernicke alanı zaten dil bilimi öğrencilerinin fazlaca bildiği noktalardır. Broca alanı kelimeleri ürettiğimiz, bir şekilde konuşmayı gerçekleştirdiğimiz alan olarak çok kaba tabiriyle özetleyebiliriz. Wernicke alanı ise konuşmanın anlamını, duyduklarımızın ve kendi konuştuklarımızın anlamını sağlayan alan. Dolayısıyla bu alanlarda hasar oluşumunda, Broca hafesi. Az önce dediğim konuşmayı sağlayan alanda bir sorun oluştuğunda, konuşma başlatmada sorunlar ve agresif konuşma yaşanır. Dolayısıyla ben iki kişinin bir davranışı şimdi. Sabah ne yaptın diye soruyorsun. Eğer Broca hafesi yaşayan birisi böyle bekleme sürecine gidiyor önce. Yatak diyebiliyor zorla. Sonra gene bir tutuk, bir dönem. Bir kelime daha çıkarabilirse zorla geliyor ama böyle akıcı, alıştığımız bir konuşmaya dönebiliyor. Kullandığı kelimeler mantık örüntüsü içinde. Dolayısıyla sabah yataktan kalktım, kahvaltı ettim demeye çalışıyor. Ama konuşmayı başlatamıyor ve bir şekilde kelimeleri çağıramıyor. O yüzden de zorla bir iki kelime söyleyebiliyor. Daha büyük hasarlarda hiç konuşamıyor. Wernicke bölgesindeki sorunlarımıza bak, ben buna çok üzülüyorum çünkü bu anlamsal yalnızlık olarak da değerlendiriyorum. Az önce söylediğim gibi Wernicke bölgesi anlama ve anlamlı konuşma bölgemiz. Karşıdakinin konuşmalarını anlayamıyor. Ve kendisi konuşuyor ama anlamsız konuşuyor. Çünkü anlam merkezi çalışmıyor. Dolayısıyla siz karşıdakine soruyorsunuz, sabah ne yaptın? Karşıdaki gayet dramatik, gayet vurgusunda, duygusunda, hiçbir eksik olmadan konuşmaya başlıyor. Ama şunları söylemeye başlıyor. Gökyüzünde martının aşağı doğru süzülürken ki haliyle birlikte gibi bir cümle çıkıyor. Yani sabah ne diyor bu? Ve kamyonun tepesindeki anten diye de devam ediyor. Hiçbir mantık görüntüsü yok. Ama bakıyorsunuz çok duygusal bir konuşma yapıyor. Vurgusu tamam, duygusu tamam, her şeyi tamam. Ama anlam yok. Çünkü Wernicke bölgesinden, o anlam işleme bölgesinden destek alamıyor. Broca hafızası için az önce mesela anlam dedi. En son araştırmalar Broca hafızasında de anlamın küçük çapta da olsa yitirildiği, Wernicke hafızasında de artık ufak çapta da olsa tutuklukları olduğu, bunun da beynin iç yapısını anladıkça daha detaylı şekilde önümüzdeki yıllarda netleşeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bilimde hiçbir konuda kesin, net, şu şudur diyemediğimiz gibi bu konuda da her şey detaylanmakta ve değişmekte. Akıcı hafızaları diğerlerine bakıyoruz. İletim hafızası, bunun da tam olarak alıcı fizyolojisi neler olduğu bilinmiyor. Ancak Wernicke ve Broca alanları, yani anlamlandırma alanı ve konuşma alanı arasındaki bağlantının kesildiği noktada bu yaşanıyor. Bilgiyi tekrarlama ve hazırlıksız konuşma başlangıcında duygun sesi seçme sorunları yaşanıyor. Bilgiyi tekrarlama, doğal olarak duyduğumuz bilgi Wernicke'ye gidiyor. Wernicke'den Broca'ya gelirken sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla duyduğumuz bilgiyi tekrarlarken o iki bölge arasında içinde bir sorun varsa iki bölgede çalışıyor ama iletimde sorun var. Sonuçta ilk başlangıçta da anlamla kelimeler uyumsuzlaşıyor ve dolayısıyla ses seçmede sıkıntılar yaşıyor. Transportal duyusal adresi görüntü verdik adresine benziyor ama burada çok ufak bir fark var tespit ederken. Wernicke hafızasında tamamen anlamsızken burada duyduğu kelimeyi sürekli tekrar etme
şeklinde bir eğilim gösteriyor bu rahatsızlığa sahipler. Akıcı olmayan diğer konuşmalıklarına özlere baktığınızda global akıcıda hem anlama hem konuşma merkezleri etkilenmiş oluyor. Konuşmaların her durumda tekrar ettikleri anlamsız bir dizgiyle sınırlı. Dolayısıyla da Berlin kafasındaki gibi duygulu bir konuşma da yok. Kuro kafasındaki gibi anlam da arkada yok. Transport termodinamiğinde kuro kafasına benzer konuşma başlangıcında sıkıntılar ve konuşmada tutukluk şeklinde kendini gösteriyor. Afaziler bize çok şey öğretiyor. Çünkü beynin içinde konuşma merkezleri nasıl çalışıyor bunlar sayesinde anlayabiliyor. Broca alanı ve vermek alanında sürekli iletişim halinde oluyor ve bu iletişim bozulduğunda sorunlar yaşadığınızı biliyoruz. Broca alanı sesli iletişimimizi kontrol ediyor. Vermek alanı tüm iletişimimizde anlamlandırmada ve anlam aktarımında sorumlu. Yani insan gelişimi çok hoşuma gider. Çünkü evrimsel süreçte açtığımız yolları biz bir bebekte görebiliyoruz. Nasıl bir bebek anılayarak başladı konuşmaya, sonra gevelemeye başladı, sonra ilk kelimeler, iki kelimeli ifadeler ve anlamlı konuşmalar oldu. Biz de dille konuşalım diye bir o yola girmişiz. Elbette direkt olarak hadi bir sohbet edelim ya şeklinde başlamamış ilk konuşmalarımız. Bizler de mutlak yukarıdaymış, aynı şu anda çocuklardaki gibi. İlk seslerimiz böyleymiş. Çocuklarda jestlerde, az önce iletişimde jestlerin önemini, geveleme aşamasından itibaren de jestler gelişiyor bir iletişim aracı olarak. Dilin bir yandan içsel evriminden, bir yandan dışsal evriminden bahsediyor. Dil de biyolojik bir varlık gibi yaşıyor. Dil bilimciler bunu çok daha net görüyorlar içinde. Dolayısıyla kelimeler yok oluyor, yeni kelimeler ekleniyor. Avantajına göre o dil sürekli bir değişim içerisinde oluyor. Diller kendi arasında ayrılıyor, ayrı diller oluşuyor. Evrim sürecindeki biyolojik yapı gibi. Bir de dilin dışsal evrimi, yani bu dil nasıl gelişti de bugüne geldi diye dilin evrimi konusunda baktığımız biyolojik ve kültürel sebebi. Mesela bu dilin dışsal evriminde bazı kazalar da oluyor. Mesela bilmiyorum bilir misiniz, bu piva penlerin pencereleri üstünde açıda kapalı bir şey yaptırmaya çalıştığınızda basit ister misin abi diye sorarız. Öteki taraftan bir dersiniz başka bir yörede bu baskası olmuştur. Başka yörede başka bir isim vermişlerdir. Bu nasıl girmiş dilimize diye şöyle bir bakınca bir Alman firması bunları ilk üretiyor ve reklam filminde aynı bizim Etin'in reklamlarına benzer bir ifade kullanılıyor. İşte bizim Etin reklamında biz acaba nedir? Ve Almanca basistas nedir demek. Yani pencerelerine nedir ismini takan ülke oldu, kazadı. Benzer şeyleri mesela firma isimlerinin bir şekilde dile girişinde de görüyoruz. Yavaş yavaş Serpak çıkmaya başladı galiba hayatımızdan, kağıt mendil demeye başladı. Ama İzmir'deysek kloraktan vazgeçmeyiz. Şimdi en büyük tartışma, bakıyorum her açtığım makalede dil ne zaman ortaya çıktı? Biri de çok önemli. Var mı artıdan 50 bin yıl, 70 bin yıl, 150 bin yıl, 2 milyon yıl böyle bir tartışma. Bakıyorum yeri geliyor felsefi makaleler, yeri geliyor bilim makalelerinde hep böyle bir tartışma. Şimdi az önceki evrimi düşünürseniz dil böyle bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Yani insanlar durup da ardından hadi konuşalım ya. Abi ne doğmuşuz be. Hadi konuşalım da rahatlayalım. Niye durduk şimdiye kadar? Şeklinde gitti. Sürekli bir gelişimdi. Az önce dediğim gibi atladılar, gevelediler. Ellerini kullanıyorlardı, elleriyle iletişim kuruyorlardı. Yukarıya çıktı bu iletişim ihtiyacı. Yukarıya çıktıktan sonra da o konuşma yavaş yavaş şekiller. Dolayısıyla biz burada dilin ortaya çıkışında insanların ilk iletişimini meyve alacağız. İlk çıkardığı sesi meyve alacağız.
Yoksa ilk kurduğu cümleyi mi ele alacağız? İlk kurduğu ve anlamlandırdığı cümleyi, yoksa kavram diline geçişini mi ele alacağız? Yoksa şu anki dilimizi mi ele alacağız? Eğer şu anki dilimizi ele alırsak, 200 yıllık bir ömür geçirelim. 200 yıl önceki bir insanla şu anda karşılaşsak anlaşabilir miyiz? Çok. Dolayısıyla dilin evriminin böyle kesin sınırlarla çizilmiş, şurada evrim geçirdi bu dil, şurada konuşmaya başladı diyebilecek bir tarih yok. O yüzden tarih verilmemeli bu süreç açıklanırken. Şu noktalarda, şu yılla şu yıl arasında şu değişikliklerin olduğu düşünülüyor denilebilir. Dilin evrimini araştırırken klasik cümle dikkat edecek gerek. Dilin fosili yoktu kavram. Evet, dilin fosili yok. Ama şöyle bir bakış açısı önereceğim. Hep hayvanda konulmuş. Biz hep insanda bir şekilde konuşmanın fosilini bulmaya çalışmıştık. Ama bakıyoruz biz iletişim ve dil konusunda belli bir yere kadar gelmişiz. Şu anda dünyada yaşayan hayvanlar bizim yolumuzdan gelip daha geride olanlar var. İşte dilin fosili şu anda yaşıyor. O hayvanlar dilin fosili. Dolayısıyla gidip şu anda primatlarda neler olduğunu, iletişim dizgilerini, köpeklerin nasıl iletişim kurduğunu, bir şekilde bu sesleri çıkartırken kavrama nerede geçmeye başladıkları analiz ettikçe insan dilinin evriminde daha net anlayacağız. Dolayısıyla aradığımız şey aslında doğanın içindeyimizde. Evrim araştırmalarına bakıyoruz. İşte halde Chomsky'nin yaklaşımıyla zaten çekinlenmiş. Bu bir tablo çok %100 sınırları belli bir tablo değil çünkü düşünceler kendi içine hep kaymış. Yani biraz adaptasyoncu bakıp daha sonra adaptasyoncu olmayan bir yaklaşıma da girilmiş. Ancak davranışçı yaklaşıma karşı arkadaşlar. Şimdi evrensel genel, dil bilimci olmayanlar için bir kısaca söyleyeyim. Bütün dillerin bir ortak yapısı var. Ve bu ortak yapıya sahip sanırım bir tek Braha dili. Değil mi hocam? Şu ana kadar tespit edilmiş. Braha dili dışında tespit edilmiş evrensel gramere sahip olmayan bir dil yok. Dolayısıyla şimdi diller farklı geliyor ama bakıyorsunuz aynı fabrikadan çıkmış. Hepsinde ortak özellikler var. Peki bu ortak özellikler çok farklı kültürlerde nasıl ortak oluyor şeklinde bir düşünce evrensel gramer kavramını ortaya çıkarmış. Peki evrensel gramer araştırıldıkça bunu neler yazıyor? Bakıyorsunuz İngilizce'de gramerin gelişimi. İngilizce konuşan çocuklarda ilk konuşmaya başladığında geçmiş zaman olarak irregular fiillerde came diyor. Ama ondan sonra çevreden duyuyor ve geçmiş zamanın çekiminin iyiliği ekiyle olduğunu görüyor. Ve birden come demeye başlıyor. Bu süreç bittikten sonra tekrar came demeye başlıyor. Dolayısıyla İlk başta came'i derken, daha sonra çevreden hiçbir şekilde duymadı, kamut diye annesi konuşmadı, babası da konuşmadı. Ama o çevredeki ipuçlarını birleştirerek kafasındaki gramer kalıbını oturtmaya çalışıyordu çocuklar. O yüzden de fiiller böyle çekilir mantığıyla, o dilin gramerin o olduğunu. Dil zeka bağımsızlığına bakıyoruz, hep işte davranışçı yaklaşımda dili hep herhangi bir bilgi gibi öğrenilen bir şey olarak düşünüyoruz. Ama zeka gerekliği var, dilde hiçbir sorun yok. Dil kaybı var, konuşan yok, zeka ile ilgili hiçbir sorun yok. Bakıyorsunuz, dünyayı algılamada işe yarayan göz gibi organların kaybı bile zeka üzerinde etkili olurken, dil kaybının ve hatta afazi boyutunda ve düşüncenin dilini bile kaybettiğimizde zekamız geriliyor. Çocuklarla az ilgilenilse de dil aynı şekilde gelişiyor. Mesela hep öğrenilen dedik. Öğrenilen de ilgiye göre bu öğrenmenin bir boyutu olur. Çok ilgilendim, çabucak öğrendim. Ama bakıyorsunuz bazı Afrika kabilelerinde çocuklarla konuşmayı doğru bulmuyorlar kültürlerinde. Ama kendisiyle doğru iletişim kurulmayan çocuk bile çevreden duyduklarıyla hemen hemen aynı hızda dilini aynı noktaya taşıyabiliyor. Mesela bu da creolization bilmeyenler için ilginç bir olaydır. Farklı kültürlerde ve farklı dilleri kullanan insanlar çalışmak için bir araya getirir. Aynı dilleri olmadığı için bu insanlar
kendi dillerine yakın olabilecek kelimelerle bir iletişim dili oluşturmaya çalışıyor. Ama grameri olmayan, işte basit iletişimi sağlayabilecekleri bir dil ortaya çıkıyor. Ama işin ilginci o ortamda doğan çocuklar. Şimdi o dile bir dildir. O ortamda doğan çocuklarda ise kreole dili dediğimiz bir dil ortaya çıkıyor. Ve gramer etkili olmayan. Çünkü çocuk doğduğunda o evrensel gramere göre dışarıdan gelen bilgiyle bir dil oturtmaya başlıyor. Dolayısıyla da o bölgede yetişen çocukların yeni bir dili konuşmaya başladıklarıyla karşılaşıyor. Gelişim sırasının sabitliği. Şimdi bilgi konusunda dedik, kimisi size, kimisi şudur. O az önceki tabloyu hatırlarsak, işte şurada anılar, şurada geveler, şurada ilk kelimeleri söyler, şurada iki kelime birden söyler. Bu noktada da konuşmaya başlar. Bu dil farklı da olsa bakıyoruz aynı. Zekası ileri de olsa, geri de olsa, farklı bir türde de olsa bu gelişim safhalarının hep aynı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dil gelişiminin biyolojik temelli, genetik temelli bir yapısının olduğunu görüyoruz. Daha önce dediğimiz gibi, böyle coğrafya dillerinde bile olan benzerlikler ve farklılıkları sadece seçilen parametreler olur. Parametrelerde işte İngilizce, Türkçenin kendisi için seçtiği, işte özne yüklem şey yapalım, yok ek olarak şunu kullanalım gibi parametreler diye çok kaba bir özet geçebiliriz İngilizce olmayan arkadaşlar için. Bütünleyici bakış açısıyla baktığımızda, yani ben biyolog bakış açısıyla da değerlendirmeye çalıştığımda dil bilimcilerin tartışmalarını, doğa yüzüyle bakınca insan, dil ve iletişimin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu görüyorum. Burada Bloom'un yaklaşımına da benzer şekilde fazla biyolojik gelebilir. Ama burada boş departman yaklaşımı diye bir tabir kullanmıştır. Çünkü burada dilin yerleştireceği bir departman var. Dışarıdan ona dair kanıtları alıyoruz. Bu departmana uymuyorsa zaten o oluşamıyor. Bu departman sabit ve bütün diller bu departmana uymak zorunda. Çünkü beynimizdeki dil yapısı bu şekilde gelişmiş. Bu dile uymayan bir dil gelişemiyor. O yüzden de evrensel gramer dediğimiz bütün dillerin bir ortaklığı var. Konuşma dili bir sonuç mu, sonucun aracı mı? Baktığımız zaman iletişim canlıların içinde ve hele ki insanda hep bir ihtiyaç. Ama şu anda devasa bir hastalık olsa ve hepimiz bir şekilde konuşma yetimizi vermeyiz. Herkesin işte ses tellerini etkileyen bir salgın, bir virüs. Çok geçmez ki biz yeni bir iletişim yolu buluruz. Büyük ihtimal eller devreye girecektir. El dilini daha yoğun kullanmaya başlayacağız ki sağır ve dilsizlerin kullandığı el dilinde gayet net şekilde bütün konuşmalar yapılabiliyor. Çünkü bunlar beynin de aslında alışık olduğunu görüyoruz. Beyin alışık olmasaydı böyle bir iletişime bu kadar detaylı bir konuşma yapamaz. Kelime odaklı diller hep sol beyinden az önce bahsetmiştim. Evet, avantajlı planlama yapabiliyoruz kelime odaklı. Detaylı bir düşünce örgüsü yapabiliyoruz. Ama bizi kısıtladığı noktalarda biz mesela dil odaklı düşündüğümüzde Wernick ve Broca alanı arasında bakıyoruz bir diyaloğa dönüyor. Gerçek bir düşünce için geri gelince bu diyalogdan kurtulmamız gerekiyor ki o genelde aha anlarında oluyor. Beynin bütününün bir parıldadığı anda oluyor. Ve üç boyutlu düşünmeye başlıyor. Çünkü bir şekilde o düz çizgiden dilin bizim iletişim için geliştirdiğimiz ama daha sonra düşünmemizin de bunun la olması gerektiğine karar verdiğimiz noktada kurtuluyor. Düşünmeyi mi, beynin içsel konuşması mı daha önce diye de bir soru burada. Benim genele kültürümüzde insanın düşünce yapısında bir sorunu. Yabancı dil eğitimi. Çok kısaca da ondan bahsedeceğim. Yabancı dil eğitimi erken yaşta olduğunda çok daha başarılı olur. Yapılan incelemeler Broca alanında iki dilin iç içe geçerek yerleşti.
ve afazi geçirse bile iki dilin eşit şekilde etkilendiriyor. Ama ileri yaşta yapıldığında bu durum, yani yabancı dil öğrenimi ileri yaşta gerçekleştirildiğinde uzaysal olarak çok farklı bölgelerde değil ama aynı iç içe geçişin gözlenmediği fark ediliyor. Ve beş dili olan bir birey afazi geçiriyor, üç dili kaybediyor, yani üç dili afazili konuşuyor ya da bakıyorsun iki dili normal. Şimdi herkesin gözünde bulunan öğrendiğim o İngilizce giderse ne yaparım şeklinde bir bakış gördüm. Ve yabancı dilde duygu faktörünün çok önemli olduğu. Çünkü çocukken dil öğrenirken duygulu bir ortamda öğreniyoruz. Şefkat içinde öğreniyoruz. O yüzden amiyane bir tabir var. Herkes de duymuştur. Dil dile değmeden dil öğrenilmez diye bir tabir. Biz hep olayı oraya çekmeye sevdiğimiz için öyle demiştik. Duygu olmadan dil öğrenilmez. O yüzden yabancı ülkeye giden insanlar orada hep o dil konuşulduğu için değil. Orada eş zamanlı bir duygu iletişimine de girdiği için bu dil öğrenilir. Çünkü az önce söylediğim gibi konuşmak sadece kelimeleri aktarmak değil. Oradaki duygu aktarımı da beynimize işlemeye başlıyor. Ve maalesef bakıyorum bazı İngilizce eğitmenleri geliyor, başlıyorsun fazla ağırlamaya, şunu yapın, bunu yapın. Ardından bakıyorsun, o sınıfta kimse İngilizce öğrenememiş. Özellikle bütün eğitim alanında çalışanlar içindendir ama yabancı dil eğitiminde bir adım daha önlenir. Bir şekilde eğitmenin duygusal bağ kurma zorunluluğu var. Duygusal bağ kurmadan İngilizceyi öğretemiyoruz veya yabancı dil öğretemiyoruz. Son slide, bu yakın zamanda yapılan bir araştırma herkesi düşündüreceğini düşünüyorum. Beynin içsel konuşmasıyla ilgili bir slide. Ölüm anı, evet. Rüyalar. Rüyalarda uçarsınız, kaçarsınız, şehir şehir gezersiniz. Bütün bunlar olur. İşte insanlarla konuşursunuz, böcekler sıkıyorlar, bir sürü şey yaşarsınız. Günler geçti sanarsınız. Topu topu 2-3 saniye, bilemediniz 5 saniye geçmiştir. Beyin zaman algısını rüya sırasında farklı algı. Özellikle beynin o anda 1 saat, 2 saat, 10 saat olarak gördüğü normal zamanda 2-3 saniyedir. Benzer şekilde ölüm anında da evrimsel süreçte bir şekilde ölümden kurtulabilir miyim kaygısıyla beynin geçirdiği bir adaptasyonun şu an yan etkisidir diye tahmin ediyorum. Zamanın maksimum şekilde yavaşladığı tespit etmiş. Şimdi biraz daha kafayı karıştırayım. O hormon salgıları salgılanıyor, beynin vücutla bağlantısı kesiliyor, artık ölüm anı. Beynin içsel ölümü beklenirken o zamanın yavaşladı. Ne kadar yavaşladı? O 5 dakikanın 400 yıl olarak algılandı. Ve bu 400 yıllık sürede de düşünce merkezinin açık olduğu. Dolayısıyla hepimiz ölürken bir düşünce odasında bulacağız kendimizi ve 400 yıl düşüneceğiz. O yüzden sizlere tavsiye, geçmişi düşünmeyin, çok vaktimiz olacak. İleride geçmişi düşünürsünüz. Dolu dolu yaşayın. Bol bol güzel anı biriktirin. O 400 seneye ulaştığınızda canınız sıkılmaz. Teşekkür ediyorum. Thank you.
canlının olduğu yerde duygu var. Şunu biliyoruz. Evet, soru vardır. Herkes 4 seri düşünmeye başladı. Tekrar teşekkür ediyorum. Mm-hmm.